Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler başlıyor. Bir hazret bir kelime söyler, o kelimenin zahir manasını herkes anlar, bir de batın manası var. O batın manasını erbabı anlar. Hatta öyle ki hazret konuşmaz, bakar. O bakışlardan bir şey çıkar. Bakmaz, kalbi ötekin kalbine yansıtır. Efendim merhabalar. Bay Mecra'da yeni bir programla selamlıyoruz sizi. Süleyman Çelebi yılı münasebetiyle Vesilet-ün Necat ismiyle maruf Mevlid-i Şerif'in şerhini yapacağımız bir programı sizlerle buluşturuyoruz. Bu programda çok kıymetli bir isim. Mevlid-i Şerif şerhi için bize eşlik edecek Saadüddin Ökten Bey Hocam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Güzel bir vesileyle yine. Vesilet-ün Necat zaten adı üstünde. Vesile-i Hasene inşallah. Evet. İnşallah. Mevlid-i Şerif'le alakalı bizim medeniyetimizin mutabakat metnidir. Evet. Deyişinizi hiç unutmam. Evet. Buradan başlayalım mı? Ne demektir bu? Başlayalım efendim inşallah. Ama isterseniz ben şerh mevzuunda birkaç söz söylemek isterim önce. Şöyle, ben bir edebiyat mütehassısı değilim. Ama bu topraklarda büyümüş, bu topraklarda yetişmiş, bu topraklardan beslenmiş şahsiyeti olabildiği kadarıyla, yapabildiğim kadarıyla, nasip kadarıyla buralardan inşa edilmiş bir kimseyim. Ve aynı zamanda yine kaderin nispet ettiği, müsaade ettiği kadarıyla dünyayla da temas ettim. Böyle temel inşa edici, medeniyet kurucu metinlerle olan alakam şerh istikametinde olmuyor. Bu metinlerin bendeki izlenimleri, yansımaları, aksi sedaları, hayalleri, yalvarışları, yakarışları, niyazları nispetinde oluyor. Dolayısıyla inşallah bu programlar muvacihesinde fakirde uyanan hissiyat, duygular, çağrışımlar, hayaller, niyazlar, temenniler, dualar bunlar gündeme gelecek. Yoksa biz eski tabirle bir şerh-i mütun mütehassısı değiliz. Şerh-i mütun ayrı bir şey, o ayrı bir meziyet o. Onu bir dipnot olarak düşelim efendim, öyle başlayalım isterseniz. Eyvallah. Yıllar önce zannederim 2009 filandı. Ali Bey, Profesör Doktor Ali Bardakoğlu, Türkiye'de Diyanet Reisi'ydi. Bursa'da bir sempozyum tertiplendi. Bendeniz de oraya bir davetli olarak bir konuşma yapmak üzere çağrıldım. Mevzu, Mevlid bir medeniyet beyannamesidir ki biraz evvel siz onu tavzih buyurdunuz. Mutabakat metni dediniz. Her medeniyetin temel metinleri vardır. Bu temel metinlerin zaman zaman şerhleri olur, zaman zaman yeni versiyonları ortaya çıkar veya daha sonraki nesillerde uyandırdığı aksler gündeme gelir. Bu Mevlid metni de benim çocukluğumdan beri, yani kendimi bildiğim zamanlardan beri haşır neşir olduğum, dinlediğim, bazen üzüldüğüm, bazen hiç anlamadığım, bazen çok hayran olduğum, içinde kaybolduğum metinlerden bir tanesi. Mesela bir başkası klasik divanlar bizim. Orada da bir uzman falan değilim. Ama mesela Yunus Divanı, bir aralar Eşrefzade Rumi Divanı böyle alır götürüyor, alıp götürüyor insanları. Bu da böyle bir metin. O vacihet, o tebliğ sırasında çok etkili oldu. İnsanların çok hoşuna gitti. Bizim medeniyetimizin bir beyannamesi, bir bildirgesi yeni tabirle Mevlid-i Nebevi. Sonra bu 2022 senesi zannederim Hazretin Ahirete İrtihali'nin 600. yıl dönümü imiş. Bilal Bey hocamız Bursa'da, Bursevi Hazret Bilal Kemikli hocamız tekrar emir buyurdular. O eski metni yazalım filan. Ben de dedim olur. Sonra baktım dedim 2009'dan bayağı zaman geçti. Yeni bir metin yazabilir miyiz? İşte bir şey yazdım. Galiba o da basılacak bu aralarda. Tekrar gündeme geldi. Sonra zaten siz dediniz ki böyle bir durum var. Biz de bir besmele çektik. Bir de Rabbi Esir okuduk. Ama biz Rabbi Esir hepsini okuyoruz.
Sade yesirle kalmıyor. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temmin bil hayır. Ben bütün doktora talebelerime de böyle okurum ve okuturum. Kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamlat. Çünkü nice iş başlar, ya bitmez ya hayırla bitmez. Bizim medeniyetimizde hayırla bitmesi de istenir. Ey Rabbim, ey Rabbimiz, kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla tamamlat. İşte bu vesileyle Vesilet-i Necat gündemimize geldi. Nedir bu metin? Şöyle, ben bir de çok müşahede, gözlem yaparım, hala yapıyorum bunu. Buna amatör deney de diyebilirsiniz, sosyal deney. Bu toplumun bütün kesimleri, geniş bir spektrum bu. Muhafazakarlar, efendim, münevverler, aydınlar, entelektüeller. Hem sürurda hem hüzünde, bu da çok mühim bir şey. Hayatın kırılma noktalarında ne gibi? Müsbet menfi hadiseler, yani hayatın dönüm noktası, bir bebek doğdu efendim. Evlilik oldu, askere giriliyor, askerden geliniyor veya bir murat ediliyor, sonra murat hasıl oluyor. Ve tabii ki dünyaya gelen gidecek. Öyle buyurmuşlardı yani. Ölmemek için doğmamak lazım evladım demişlerdi. Hepsinde okunuyor bu. Ve herkes okutuyor. Herkesin tabii yapısı, hayata bakışı, şer-i şerife karşı yaklaşımı aynı değil. Ama bu mevlid acayip bir şey. Bunu da gördükten sonra dedim ki bu acayip bir ruhaniyet var bunda. Herkes okutuyor ve insanı birbirine bağlı. Peki neymiş metin? Ona girmeye çalıştık. İşte ne çıktıysa bahtımıza onu söylemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle metinler, canı olan metinler, büyük Allah dostlarının buyurduğu gibi, yani ben diyor bir büyük Allah dostu bir metin yazabilirim ama canını veremem. Tabii mütevazı hazretler öyledir zaten yani. Peki canı nedir soruyor müridanı. Okunmaz evladım diyor yani. Ben yazarım. Siz okursunuz, sizden sonrakiler okur, bir sonraki nesil okumaz diyor. Bak nasıl okunuyor diyor. Sabah akşam okuyorlar diyor yani. Mevlid de böyle bir metin. Canı olan bir metin. Bu canı Süleyman Çelebi vermedi ona. Ona verdirttiler. Biz böyle inanıyoruz. Kim verdirtiyor? Bir insan verdirtiyor. Bir ilham verdirtiyor. Yeni tabirle bir esin verdirtiyor. Ama kaynak tek. Kim o kaynak? Hemen söyleyelim. Cenab-ı Rabbül Alemin. Onun feyziyle okunuyor. Şu anda biz bir kayıt yapıyoruz değil mi? Stüdyodayız. Bu konuşmayı da o yaptırtıyor bize. Bakmayın ben konuşuyorum, siz soruyorsunuz yani. Çünkü bunun bir manası var. Cenab-ı Allah abesle iştigal etmez. Yaptığı her işte mutlaka bir hikmet vardır. Biz anlamayabiliriz. Sonra anlaşılır o. Biz anlamasak bizden sonra birileri anlar. Onlar anlamasa daha sonra birileri anlar. Çünkü onun efali mutlaka insan tarafından anlaşılmak üzere yapılır. Anlaşılmaz olmaz. Burada anlaşılmazsa dünyanın bir başka ucunda birisi anlar. Bir yaratılmış kul anlar. Çünkü bütün insanlar, kıyamete kadar gelecek olanlar, bizden evvel Cenab-ı Adem'den itibaren gelenler, hepsi eles bezminde ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına evet dediler. Hiç hayır diyen yok. Biz böyle baktık hadiseye. Niye böyle baktık? Çünkü bize böyle öğrettiler. Bu öğretileri fakiriniz, bendeniz hayatım boyunca denedim insanlar üzerinde. Frenk de böyle. Öteki de böyle. Beriki de böyle. Biz de böyleyiz. Dolayısıyla bu genel, geniş çerçevenin dışında insan yok. Ha, bir kısmı farkında değil, bir kısmı farkında bu. İşte bizim de yaptığımız gene onun iradesiyle ve onun Resulünün şefaatiyle, rehberliğiyle, yol göstermesiyle ve o Resulün her devirde, her coğrafyada gelen varisleri vardır. Bunlar urafa ve ulema hazaratıdır. Onların himmetiyle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bizim yapacağımız bundan ibarettir. Vesilet-i Necat'ın gönlümüzde uyandırdığı akisleri dilimizin yettiğince ifade etmeye çalışacağız. Geçen de bir yerde konuşuyorduk. Bu lisan meselesi gündeme geldi.
Dediler ki benim genç dostlarım 40-50 arasıdır efendim, yani yaş itibariyle. Dediler ki lisan her şeyi ifade etmiyor. Doğrudur dedim, etmez. Peki ne yapacağız? Bir de kalbin lisanı var. Orada bu dil susar, kalp konuşur. Kalp konuşunca orada kelimeye ihtiyaç yok. Hissiyat kalpten kalbe aktarılır. Onun için eskiler derlerdi ki, evladım kalpten kalbe yol vardır. Orada lisana ihtiyaç yok. Biz hislerimizi lisanın cenderesine sokuyoruz. O bir yere kadar. Ondan sonra kalp konuşur. Kalp lisanı ile dil lisanı zaman zaman karışır birbirine. Şöyle ki, bir hazret bir kelime söyler, o kelimenin zahir manasını herkes anlar. Bir de batın manası var. O batın manasını erbabı anlar. Hatta öyle ki hazret konuşmaz, bakar. O bakışlardan bir şey çıkar. Bakmaz, kalbi ötekin kalbine yansıtır. Gönül mirat-ı rahmandır diyor yani. Ya böyle, bu kadar yeter isterseniz başlangıçta. Ben biraz fazla konuşurum. Yaşlandım. Siz lütfen beni istikamet üzere bulundurunuz efendim. Yani. Estağfurullah. Metnin ruhu var dediniz ya. Canı var, ruhu var. Canı evet. Var. Zaten ruh can aynı şey. Ne diyor Hazreti Yunus? Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil diyor yani. Eyvallah. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin hani Vesilet-ül Necat'ı kaleme almaya başlaması için bir hadise anlatılır. Evet, evet. O hadiseyi aktarsak ve bu can meselesiyle o hadisenin bir irtibatı var mı? Evet. Bahsinde bir şeyler söylemek ister misin? Şöyle ki bildiğim, hatırladığım kadarıyla, burada şunu da söyleyeyim. Biz bir aziz dostla bir radyoda bir sohbet yapıyoruz. Hiçbir hazırlık yapmıyoruz. Böyle başladı. Ve sohbet nereye akarsa o. Burada da öyle bir yol ihtiyar ettik. Ben deniz söyledim, siz de kabul ettiniz. Hatırladığım kadarıyla Bursa'da bir vaiz efendi geliyor. Amenna Resulü de peygamberler arasında bir fark yoktur mealinde bir ayet-i kerime olunca işte o da oradan giriyor vesaire. Hazret de bundan çok üzülüyor. Bir manevi bir eza duyuyor. Halbuki modern insana bakarsak adam sana ne yani? Değil mi yani? Olmuyor işte. Olmuyor. Onun üzerine bu şey oluyor. Zannederim bir de manada. Bu noktayı şöyle ben hemen söyleyeyim. Tam hatırlamıyorum ama yani meraklısı açar bakar, okur, tetkik eder. Benim konuşmalarımda, yazılarımda, genç dostlarla olan konuşmalarımda böyle bir şey aklımda kalmış. Siz tetkik edin diyorum onlara. Ve emir buyuruluyor ona manevi olarak ki sen bir şey yaz. Bu emir buyurulması, sen bir şey yaz demesi aynı zamanda ben yazdırırım manasındadır. Yani oradan bir emir gelince artık yazan biz değiliz. Yani ben yazayımla sen yaz arasında fark var. Çok ciddi fark var. Sen bir şey yaz, kalbe öyle bir ateş düşüyor. O demektir ki ben sana yazdıracağım. O zamanın Türkçesi, o zamanın anlayışı ama zamanı aşan bir metindir bu. Benim indimdeki, zihnimdeki, gönlümdeki mevlid böyle bir şey. Çocukluğumda mevlid cemiyetleriyle irtibat kurduk. Aile itibariyle gittik, göründük, dinledik. Sıkılmadık mı? Çok sıkıldık. Bir şey anladık mı? Anlamadık. Sonra yavaş yavaş lise 1'deyken merhum Nihat Sami Banarlı'nın edebiyat kitabını okuyorduk. Biz lise 1, 2, 3 onu okuduk. Bu çok mühim bir şey. O zevkle tertiplenmiş bir kitaptı. Şimdi uzaktan baktığımda görüyorum. Benim lise 1 senem 1956-57 ders yılı. Ve Mevlid metni, o zaman da ben 14-15 yaşlarındayım. 42 doğumluyum miladi. 56 ise sonbaharda başlıyor. 14'ü bitirme 15'e basmışım. Gittim sahaflardan bir Mevlid kitabı buldum. O zamanlar yok böyle kitaplar. Edebiyat muallimi Ahmet Aymutlu'nun taş baskısına benzer iptidai bir baskı, bir mevlid kitabı. Onu aldım. Orada bütün metin var. Onu okuyorum. Hatta kenarına böyle bir şeyler yazıyorum ama evden eve giderken, taşınırken o kitap da kayboldu. Arşiv yapamıyorum yani. Böyle benim hayatım. Orada başladı mevlidle olan alakam. Hep aynı şiddette, aynı kesafette devam etmedi. Araya inkıtalar girdi. Ama tekrar dönüp mevlide döndüm. Tekrar
Mevlid'e sarıldım. Gene unuttum, bir daha irtibat kurdum ve hala bu devam ediyor. Peki her irtibat kuruşta başka bir şey. Tabii hayatın çünkü siz yaşıyorsunuz, hayatın farklı veçelerini tadıyorsunuz, farklı meselelerle karşı karşıya kalıyorsunuz, farklı insanlardaki eylemleri görüyorsunuz, isterseniz ona tecelliyatı görüyorsunuz diyelim, metne bakıyorsunuz tekrar. Yani Allah sizi o metinden ayrı tutmuyor zaman zaman. Zaten yine mesela merhum Ali Nihat Bey'den onu işitmiştim, evladım diyordu. Bir temel kitabı hayatın farklı safhalarında okumalısınız. Aynı okumakla olmaz diyordu yani. Temel bir kitap. Tabii ki başlangıçta Kur'an-ı Kerim ve meal. Anlayabildiğimiz kadarıyla hadisler böyle ve medeniyetin temel metinleri böyle. Benim ilişkim halen devam ediyor 2022'de de. Yeni bir işte yazı bitti, onu da yolladım, inşallah basılır. Bizden sonrakiler de bizim Mevlid maceramızı, ilk yazılanlar, son yazılanlar, belki bu May Mecra'daki kayıtlarla dinlerler, hatırlarlarsa birer Fatiha da okurlar. Rabbim sizlere hayırlı uzun ömür versin de inşallah. Bendeniz 80 yaşıma geldiğimde böyle bastonlu bir dede olarak sizi ziyarete geleyim, bunları beraber seyredelim inşallah. Ya kısmet. Gönül öyle istiyor. Eyvallah, sağ olun efendim. Peki Süleyman Çelebi Hazretleri hakkında ben Mevlid'e başlayacağım, şu ne demek efendim diyeceğim. Birkaç beyit okuyup zat halinizin gönlüne doğanları merak ettiğimi ifade edeceğim. Ama Süleyman Çelebi Hazretleri hakkında bir şeyler söylemek isterim. Çok sevdiğinizi biliyorum. Bir defa programın adını konuşurken zat haliniz dediniz ki Yunus'un bir mısrağına telmihle, evet, Süleyman aşk dilin bilir dediler. Evet. Kuş dilin değil. Kuş oradaki dilin. Süleyman da Süleyman Çelebi Hazretleri. Öyle geldi içime. Siz isim ne olsun diye sordunuz. Böyle düşündüm. Böyle çok isim konusunda çok velut birisi değilim. Mazmunlarla falan fazla oynayamam ama gönlüme öyle geldi. Çünkü bu Hazret bunu aşk diliyle söylüyor. Gönlü yanarak söylüyor yani. Kuş dili bilen Süleyman o, başka Hazreti Süleyman o yani. O ayrı. Bu da işte onun varislerinden bir tanesi. Artık arif midir, alim midir, ikisi beraber midir onu biz bilemeyiz. Ama bu gücü, bu metne, bu canı veren Cenab-ı Allah. Süleyman Çelebi vesile kılmış. Hadise bu. Bizim öğrendiğimiz, bildiğimiz ve hayatta tecrübe ederek bu budur dediğimiz netlikte söylüyorum. Süleyman Çelebi böyle bir zannederim Bursa'da bir dini vazifeyle. Şimdi tarih kitapları söyler bunu. Ben eve gidersem bakarım. Hatta şimdi cep telefonunda internet var. Onu da kullanıyorum yani öyle veya böyle. Hemen karşıma çıkıyor. Çok güvenmiyorum ama mesela İslam Ansiklopedisi sağlam bir kaynak Diyanet Vakfı'nın. Oradan bir bilgi ediniriz. Ama benim için mühim olan Süleyman Çelebi'nin, Frenkçe bir tabir kullanabilir miyim? Background'u değil. Ona giydirilen hilat. Bir hilat giydirilmiş ona. O hilat insana giydiriliyor. Ne kadar gayret etse bir insan o hilati giyemiyor. Malumunuz bendeniz akademik bir adamım yani. Bir ünvanım var. İşte doçent olduğum zaman merhum hocam bana bir hilat giydirdi. Üniversite hilati bu. Onu insan giydiriyor. Niye? Çünkü imtihanı geçtim. İşte gerekenleri yaptım. Hoca da mutlu oldu. Bir 20'li yaşlarda aldığı bir asistanı işte 40'lı yaşlarda, 40'ın tam başında doçent hilatini giydirdi. Eyvallah. Bu öyle değil. Bu manevi bir şey. Nice adamlar gayret ediyor, giydirmiyorlar. Nice adamlar hiç çalışmıyor, giydiriyorlar. Zaten akılla açıklansa bu Mevlid falan yazılmaz. Onu size söyleyeyim yani. Manzume yazılır ama Mevlid yazılmaz. İşte onun canı oradan geliyor. Ha bunu da modernite görüyor ama izah edemiyor. Ben modernite de çok uğraşıyorum. Zaman zaman da kendime biraz kızıyorum ama yani elimde değil, ne yapayım yani. Bakalım öteki ne yapıyor diyorum yani. Açıklayamıyor. Nasıl oluyor bu iş diyor filan. Ama olduğunu görüyor. Böyle. Açıklayamadığından da korkuyor dersiniz. Tabii korkar. Korkar. Çünkü onun rehberi akıldır. Kalp ayrı bir hadise. Akılla kalp hikmeti ortaya koyuyor. Hikmetin içinde hem
işlev, fonksiyon var, hem simge var. Yani ruh var, mana var. O bir yol, bir tarafa gidiyor. Ucu onun açık yani. Nereye kadar giderse öyle gidiyor. O bakımdan Süleyman Çelebi bir gönül ehli adam. Mutlaka ilmi de var. Kitap yazmış kocaman. Mevlid-i Nebi boş boşuna yazılmaz. Ama o metnin canı var. Ve herkes okuyor o metni. Bir yol olmuş. Bu sahanın müteassıtları çok iyi biliyorlar. Ben kulağımda kalanlarla söyleyeyim. Rumeli'den, Anadolu'dan ta uzak diyarlara kadar farklı mevlidler yazılmış. Mahalli mevlidler var, kadın mevlidleri var. Edebiyat müteassıtları bunları biliyorlar. Çok güzel bir külliyat ortaya çıkmış. Ama Süleyman Çelebi'ninki yegane. Başka bir yerde duruyor. Başka bir yerde duruyor. Bu böyle. Peki. Mevlide şöyle başlıyor Süleyman Çelebi Hazretleri desturunuzla. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asanede Allah ana. Evet. Ne diyor? Besmele-i Şerif'le başla diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Çünkü bize vücudu veren, değil mi, vücut görünüyor. Aklı veren, yine bizim büyüklerimiz akıl çok mühim derlerdi ama bir yere kadar. Hikmeti veren, kalbi veren, sağlığı veren, her şeyi veren sadece o. Bizim her şeye ihtiyacımız var ama onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla bu geçici ömürde, şimdi çok reel bir şeyden bahsediyorum, doğuyoruz ve ölüyoruz. Modernite doğum öncesinde bilmiyor, ölüm sonrasında bilmiyor. Bu hayatı değerlendiriyor. Ve her şey bizde emanet. Akılda emanet, vücutta emanet, bilgide emanet, hikmette emanet. Dolayısıyla biz yeryüzünde bir halife olarak, şimdi İslam medeniyeti çerçevesinde konuşuyorum. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak, yani onun emir ve nehilerini tatbik etmekle mükellef olarak. Çünkü emirleri yapmayabiliriz de, nehileri yapabiliriz de, bu ihtiyarımız ve iktidarımız var. Böyle yaratılmışız. Dolayısıyla bu bize verilen bütün yeteneklerin, iktidarın, kabiliyetlerin sahibini bilerek her işimizde mutlaka Allah'ın adıyla başlamak mecburiyetindeyiz. Merhum peder farz ve vacibi fakire öğretirken sübutu ve delaleti ile öğretmişti. Yani hem emrin gelişi sabit olacak hem de nereye ait olduğu sabit olacak. Vacipte sübut var ama delaleti yok. Kurban kes. Ne, o belli değil. Eğer o da belli olaydı kurban kesmek farz olurdu. Onun için kurban kesmek vacip. Burada öyle aynı şekilde diyor Süleyman Çelebi. Yani Allah adın her işte vaciptir. Eğer farz deseydi mutlaka her işte çay içerken Allah adını söyleyecektik. Söylemesek farzı yapmamış olurduk. Vacip olunca söylesek iyi olur. Çok güzel bir şey ama söylemediğimiz zaman farzın üzerimizdeki durumu ile mukayese etmiyoruz. Ama her işimizi onun emri, onun bize verdiği kabiliyetle yaptığımızı bilerek, onun adını anarak başlamak mecburiyetindeyiz. Yine bu kurban meselesi çok mühim bir mesele. Ben dayımdan el aldım. Gençliğimde bu tığlardım yani. Bismillah, Rahman ve Rahim söylenmez. Niye? Çünkü orada rahmet yok derdi dayım. Genç bir arkadaş, birkaç sene, bir 10-15 sene oluyor. Askerde bir mayın meselesi var. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Mayını çözemiyor, halledemiyor meseleyi. Sıkıntı var. Başındaki asubay diyor, ne yaptın? Böyle böyle, oğlum diyor, sadece Bismillah diyeceksin. Rahman ve Rahim'i söylemeyeceksin. O mayınla uğraşıyorsun sen diyor yani. Böyle böyle incelikler de var bu işte. Allah adını zikredelim evvela, cümle işte vacip oldur her kula. Kendini hatırlatır. Hatırlamak mecburiyetindeyiz bir manada. Ve böyle başlarsa, biraz evvel okuduğumuz dua, bu her iş hayırlı tamamlanır diyor. Allah adını zikredelim evvela. Evet, bendeki bu kadarcık şimdiki halde.
program ilerledikçe efendim dostlar da fark edecekler. O kadar güzel bir insicam, yani kompozisyon. Tabii. Çünkü Besmele ile başladı. Evet. Besmele'nin gerekliliğini ifade etti. Oradan geçiyor. Mevla'nın isimlerini tek tek sayıyor. Tabii bütün beyitleri okumayacağız burada ama bazı özellikle sonra mesela Allah-u Teala'nın varlığı ve birliği, sonra Resul-i Ekrem Efendimiz'in peygamberliği, nurun gelişi, program ilerledikçe görecek dostlar da. Mesela şu beyt. Cümle alem yok iken ol var idi, yaradılmıştan gani cebbar idi. Bu ne demek? Bu zaten cümle alem yok iken ol var idi, aşikar o varlık. Yaradılmıştan gani cebbar idi. Yani fiil sahibi, etki sahibi, cebir sahibi. Gani çok mühim burada. Yaradılmışın daima ihtiyacı var. Yaradılmış muhtaç. O yaradılmışa muhtaç değil. Hiçbir şeye muhtaç değil Cenab-ı Rabbül Alemin. O gani. Eskiden çocuklara isim konurdu Abdülgani. Bu da çok mühim bir nokta. Mesela biraz evvel geçti içeride konuşurken Metin Efendi. Onun tam adı Abdülmetin'dir. Abdülkadir. Ve şimdi kısalttılar insanlar bu isimleri. Halbuki kısaltılmaması lazım. Abdülsamet. Bir tanıdığımın küçük çocuğu bir efendiye gidiyorlar beraber hat meşki için. Hanımefendi bu kimse. Oğlan ismi Samet. Efendi Hazretleri ona gel bakalım Abdülsamet diyor. Ya böyle yani. Bütün bunlar abdiyetimizi hatırlatır bize. Mesela Sultan Mecid, Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamid böyle geliyor aşağıya doğru. Abdiyet, abdiyet çok mühim bir makamdır. Lügatı açıyorsunuz, ne demek? Kul demek. Kimin kulu? Bir de o mesele var yani, kimin kulu? Ya, böyle. Abdiyet dediğimiz vakit, kime kul olması gerekiyorsa onun kulu olandan tabii, bahsediyoruz. Tabii. Onun kulu. Kendinin değil yani, makamın değil, zaten dünyanın değil. Zaten onun kulu değil. Olduğunuz zaman başka hiçbir şeyin kulu olmazsınız. Bütün mahlukat, buna arzu sema dahil size itaat eder. Siz çünkü hepsinin üstünde yaratılmışsınızdır. Onu bildiğiniz zaman ve onun hakkını verdiğiniz zaman yine Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle, Resulünün tabii ki irşadıyla ve o Resulün varisi olan ulema ve urafanın himmetiyle siz bütün o engelleri aşar, doğrudan doğruya o yüce makamla irtibat kurarsınız. Ve o sizi hiçbir şeye muhtaç etmez. Bende çok hikaye var da böyle. Bir tanesini söyleyeyim lütfen, bu adam. Lütfen. Böyle. Geçen de bir kitap geldi fakire. Muallim Mahir İz. Bizim aile dostumuz. Kendisinden çok istifade ettik. Rahatsızlanmış Hazret. İleri yaşta. Bir sıkıntı var. Bir hekim kontrolü bir şey olması lazım. Fakat imkan mahdut olamıyor. Bekliyor Hazret. Aile de bekliyor. Onlar öyle beklerlerdi yani. Bakalım ne olacak diye bekliyorlar. Kapı çalınıyor. O zamanki şey. Postacı geliyor. Diyor ki efendim sizin diyor, işte filan zamanda çalışırken şu maaşlar eksik ödenmiş. Şunlar tahakkuk etti. O kadar lazım geri ödemesi. Getirdim. Zaten sizde diyor posta müdürü evde olduğunuzu biliyor. Takdim ediyor bunu. Bak hanım diyor geldi diyor. Tam ne kadar gerekiyorsa o kadar. Kimseye muhtaç etmez. Zaten muhtaç olma noktasına gelince de alıveriyor. Bu kadar. Neden? Çünkü her şey tekefül etmiş. Şimdi artık çocuğa Abdülrezzak ismi konmuyor. Eskiden konurdu. Ya böyle. Dolayısıyla cümleden yaradılmış muhtaçtır. O gani ve cebbar. Cümle alem yok iken ol var idi, yaratılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol yok idi, insü melek, arşı ferşi, ay günhem ve felek. İnsanda yoktu, melekte yoktu. Bu kainat, şimdi evren diyorlar. Universe'de yoktu. Hepsini o yarattı. Bu nasıl oluyor? Biz bilmiyoruz. İlk bölümün son dakikalarına geldik. Burada Süleyman Çelebi Hazretleri'nin çok güzel bir
dua talebi var. Ya. Onu söyleyelim ki ilk bölüm bitmeden birer Fatiha'ya vesile olsun. Olsun. Desturunuzla. Ey azizler, işte başlarız söze, bir vasiyet kılarız illa size. Eyvallah. Ol vasiyet kim derem, her kim duta, misk gibi kokusu canlarda tuta. Hak Teala rahmet eyliye ana, kim beni ol bir dua ile ana. Her ki diler bu duada buluna, Fatiha ihsani de ben kuluna. Eyvallah. Böyle. Bir Fatiha istiyor. Bir Fatiha istiyor. Bu hepimizin isteğidir. Dua, Fatiha. Çünkü rahmettir. Hem anılmaya vesiledir, hem rahmettir, hem de ilticadır. Fatiha-i Şerif, Seb'ül Mesani. Ne demek efendim Seb'ül Mesani? Seb'ül Mesani bilemiyor. Bakmak lazım. Mesela bazı şiirlerde Seb'ül Mesani'dir yüzü diyor. Tabii. Mürşidinden bahisle. Bakmak lazım. Kitaplara bakmak lazım. Bilene sormak lazım. Ben bilmediğimi de çok net ifade ederim. Eyvallah yani. Bakarsın. Biz de merak ederiz. Gidince yani, eve bakarız. Salih Baba'daydı galiba. Seb'ül Mesani'dir yüzü. Nutk-ı Mesiha'dır sözü diyor. İnsanları diriltir. Ya. Aha. O zaman ilk bölümü bitirirken Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhuna bir Fatiha okuyalım efendim. Sıratu alezine. Eyvallah. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler sona erdi.